Değerli konuklar, hoş geldiniz. Ben bu oturuma başkanlık yapacak olan Emin Direkçi. Ben konuklarımı tek tek sahneye alacağım. Zaman kazanmak adına da özgeçmişlerini okumak değil, bir süredir ekranda döndürüyorum. Ki zamanı değerli konuşmacılarımıza bırakalım. Onlara daha çok konuşma hakkı sağlayabilelim. İlk oturumlar, ilk aşamalar biraz gecikse de programımıza zamanında başlayabiliyoruz. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Başta şunu da söylemek istiyorum. Bu oturumdan sonra yemek var. İnsanlar da sabırsızlanıyor, işte acıkıyor, karnı gurulduyor. Yemek biraz gecikebilir, yemek biraz kaçabilir. Ben sunumların hepsini biliyorum. Konuşmacıları da biliyorum. Bence onları kaçırmayın, yemeği tercih etmek gibi bence bir yanlış yapmayın. Evet, ben konuklarımı davet ediyorum. Davet ettikçe onları da yerlerine rica edeceğim. Sayın Sabri Çimen, Ford Otosan Fabrika Müdürü, buyurun lütfen. Sayın Paul Campbell, yine Ford Baş Tasarımcısı, buyurun lütfen. Sayın Baran Çelik, Faik Çelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su. Buyurunuz lütfen. Bu arada rejideki arkadaşlarımdan Pol için simultane tercümemiz Pol, you need translator, don't you? For the other sessions. Türkçe tercümeleri alabilmesi için teşekkür ederim. Evet, tekrar hoş geldiniz. Aslında Baran Bey ile ben Bursa'dan katılıyoruz. Diğer konuklarımız da Ford adına buradalar. Bu oturum tasarlanırken ben sadece Baran Bey'i biliyordum. Diğer arkadaşlarımla tanışmamıştım. Pek yoktur ama daha önce de moderatörlükler yaptım. Ben tüm arkadaşlarımı gidip çalıştığı yerlerde ziyaret ettim. Yani bir oturumda gelip karşılaşacaksınız ama geçmiş dönemlerde hep gittik oturumlarda insanlarla karşılaştık, tanıştık. Ve sonra sunumlara baktık, sunumlarda bazı mükerrer yerleri gördük, ettik. Ama bugün çok farklı bir şey oldu. Bu sıcaklığı önceden yaşamak istedim, kendileriyle tanışmak istedim. Geldikleri için hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konuklarımın sorumluluklarına baktığınız zaman aramızda da konuştuk ve şöyle bir sunum sırası öngördük. Önce tasarımı, yani bir araç tasarlanırken neler yapılıyor, neler hayal ediliyor, nerelerin üzerinde çalışılıyor. Önce bir tasarım aşamasını görelim istedik. Sonra güçlü bir yan sanayi, yani aslında iş ortağı olsun. Yani arabanın tasarımı yapıldıktan sonra onlar kendi adlarına ara aşamada neler yapıyorlar, ne hazırlıklar yapıyorlar, onları görelim istedik. İkinci sunumu Baran Bey yapıyor olacak. Son olarak da her şey fabrikaya geldi, nasıl üretiliyor da Sabri Bey'den dinliyor olacağız. Baran Bey'le Bursa'da sohbet ederken Emin Bey dedi, oturum başkanı sen dedi, bize konuşacak çok zaman kalmaz dedi. Ben şimdiden bu konuya özen göstereceğimi tekrar söylüyorum, geveze bir adam olduğum için. O yüzden ilk sunuma Mr. Paul Campbell'la başlamak istiyorum. Buyurun lütfen. This is your session. Okay, thank you. Please. Thank you. Arkadaşlar, sizlerde soru kartları olacaktır. Kart yoksa da kağıtlar olacaktır. Tüm sunumlar bittikten sonra soru cevap kısmı olacak. Ancak siz sorularınızı kim ya da kimlere sunmak istiyorsanız isminizi, kurumunuzu ve sorunuzu yazınız. Bu bir saatlik süreç içerisinde sonunu beklemeden soruları bana aktarabilirsiniz. Vakit kaldığı ölçüde sorularınızı cevaplıyor olacaklar.
Yes, Paul. Okay, thanks very much. Well, my name is Paul Campbell. I'm the chief designer at the Ford Otosan Design Studio in Sanjay Tepe. I have spent 35, maybe 37 years working as a designer within Ford, and during that time I have experienced almost every aspect of designing a vehicle. Let me just move ourselves on. Okay, this is... Let's see what's going on with this. All right. I went the wrong way. Sorry about that. Okay, Sanjay Tepe. It's the new building. It's the largest PD center, product development center in Turkey. It's 38,000 square feet, square meters of workspace. Has over 1,000 employees. It was opened this time last year, actually, in December. Within this building, we have the design studio, commercial vehicle engineering, powertrain engineering, and another of support activities that go on to maintaining and developing new products. We concentrate mainly on commercial vehicles. That's part of the remit for the Ford Otosan projects. But we are a global company. We are working with Brazil, Europe, China on a daily basis. We have a great big team, as you can see. So you may know the sort of products that we work on, the cargo truck. Something's going on. Yeah, we jammed. Yeah. Let's try again. I have to go through this very quickly because I've got hundreds of pictures. Okay, sorry, it's got jammed. Okay, so I have worked on almost all of these products. One of my first projects before I even came to Ford was working on this cargo truck as 1976 version. This is one of my last projects that I worked on while I was in Europe, but most of the engineering was done here. Again, if I can get this thing to click. I'm having trouble clicking. Can you just push the button? Thank you. And this was the final project that I worked on just before coming to Istanbul. The team, incidentally, all of the engineers that were working on this project were working from Ford Otosan's PD center. Next slide. And similarly, all the engineers that were working on this project were also from the PD center in Ford Otosan. Next slide, please. Okay, so what I'm going to talk about is the development of one of my last projects, the Transit. And we called it replacing the icon. The Transit is a household name everywhere. And we needed to re-energize the product. Next slide, please. We've been building commercial vehicles for a very, very long time, as you can see. Next slide. With Ford Otosan, we've also been working for a very long time on commercial vehicles. Next slide, please. So since 1965, Transit has existed. Next slide. And you can see over the years it has changed its face quite dramatically. Next slide, please. And it's satisfied hundreds of customers, thousands, millions of customers, in fact. Our remit was to grow the Transit portfolio and replace the existing Transit with the Transit Connect. Next slide, please. Transit Custom and the Transit Courier. Next slide. We needed to grow the brand and go global. Next slide. Next slide, please. Okay. And also we need to grow the volumes and the revenue. So we needed first to understand the product, create the vision, innovate, and then go further, just like the tagline of the Ford brand. Next slide, please.
Okay, so we ended up trying to shatter people's preconceptions of the product. Next slide. The way we go about this is using a design process, which is about understanding the customer, benchmarking the competition, sketching proposals, making clay models of those proposals, making 3D CAD data of those models, and iterating between the CAD data, the clay modeling, and the engineering, and then making rapid prototypes for prove-outs and physical models, and then developing the color material selections for the final product, and also at the same time making digital representations based on the CAD data that we have. Next slide, please. So we start by doing our homework. Next slide, please. And we do this by interviewing customers, doing market research. And a good tagline on the side is, you've got to remember that what the customers tell you isn't exactly what they mean. And Henry Ford had a good saying that if I'd asked my customers what they'd wanted, they would have said a faster horse, not a Model T. Next slide, please. Okay, so they told us what they wanted was a van with low running costs, something that they could fit their stuff in. It should never go wrong. It should be quick and cheap and easy to repair. It should be good on fuel consumption. And when we asked them what they wanted it to look like, they said they didn't really care. But it can't look stupid. And we also discovered that they had quite a smart choice in the sort of cars that they drive at home. You know, premium C cars and a Fiesta maybe for the rest of the family. Next slide, please. So we go about realizing what our ideas are. Next slide. The initial sketches. Keep going, click through these quite quickly because we... Good. Next slide, please. And again. And again. And you can see the way we're developing the sketches is to clean up the graphics, make it look more streamlined. Next slide, please. Add some drama to the appearance. Next slide, please. And try, when we're doing the one-ton transit, to make it look smaller than the outgoing transit, because we discovered when we were talking to our customers that the one-ton transit was perceived as a much larger vehicle than our market positioning was intended. So for working on the one-ton tunnel, one-ton vehicle, we needed to try and make it look a little bit smaller than it actually was. And we did this by making it more rounded, curving the body sides, pushing the corners as far away from the observer of the vehicle as possible. This had lots of benefits. It made this vehicle look smaller, it made it tougher, it also made it more maneuverable, because without the corners, when you do your maneuvering in tight areas, you don't have any corners to knock. Next slide, please. We're also, at the same time, because this was a very intensive period of development for me and the guys in the studio, we're also working on Connect. And again, please, next slide. Lots of sketches here, just had to select a few. Interiors, we're working on possibilities of accessories. You can see here we've got like a one-piece roof rack. Next slide, please. Is that one working? Let's try that. Thank you. Ah, good. Okay. Again, just some more sketch ideas for the interior. These were sketches for the Transit Custom. We discovered that when we were working on the Transit, the larger Transits, the Transit 2-ton and the Transit 1-ton, that they had distinctly different types of customer. And so to better tune the product to the customer, we developed a distinctly different interior for the 1-ton to satisfy the customer's needs for that vehicle, and a slightly more commercial vehicle type instrument panel for the
two-ton. You can see the two-ton here with more storage space. Okay, so the one-ton Transit had a much more driver-focused instrument panel. And you're lucky here because in this shot you also get to see a panorama of the design studio that I was working with my team in England, in Essex. Remember this shot because later on in the presentation I'll show you the studio in Sanjay Tepe. They're not that different. This is a view of the processes that we go through. And remember I said that we do make clay models. After we've done some sketches, we have to start to look at these vehicles in full size. We make them in clay, which is a bit like a wax plasticine material. It's reusable. And the photograph on the right-hand side is from about 1980. The photograph on the left-hand side was from 2 years ago. And techniques haven't changed, and the modelers haven't changed, because the guy that you see on the crouching down on the far right-hand corner, if I can get it, is the guy with the blue shirt. He's still working there, a bit like me. We now have upgraded our equipment. Instead of just using hand tools, we have computer-driven cutting machines. But largely what we're doing is we're making a physical representation of the sketches. We can use those to evaluate the proportion and feel of the environment if you're working on an interior, and you can evaluate the subtlety of the interplay of surfaces and shapes if you're working on the exterior. Just a few, you can see we have we make a number of iterations of the models. You can see here, we've got three, one after the other. Each one is exploring a different aspect. I think the one in the background was our design theme. It wasn't feasible. It was just made as a sculpture. And the one in the foreground is after about 6 months of work, interaction with the engineers to try and move components around, and we're moving our shapes around so that we can try and keep the appearance of the instrument panel concept, but also become a feasible manufacturable product. Once we've made these clay models, we can dress them up so that they look as realistic as possible. This is a painted plastic film. You stretch it over the surface of the clay and you apply it with water. When the water dries off, it looks exactly like paint. And this is just a couple of shots of some of the machines that we use. Once we get to a level of CAD data that is acceptable to us as designers, we can then start cutting very accurate models with the five-axis cutting machines. And these will then give us an exact representation of what CAD is doing. We also make a lot of use of rapid prototyping, stereolithography. The end result is what you see here. This is a clay model. It's got imitation plastic headlamps made from rapid prototypes. It's got chrome made with plastic, made with rapid prototypes. The instrument panel will feature quality detailed parts, which are also rapid prototypes. But the main body of most of this is made out of clay. We can then take these into the showroom and we start to make heroic photographs that we can use to influence the tone of the launch phase of the vehicle. So at this point of the development, we would be talking to marketing people and they would be trying to figure out what we've been thinking about how we design the product. And we would be sharing our ideas, and also we'd be sharing some of our imagery so that they can start to use that in their advertising. At this stage, we're also working with the suppliers for the paints and fabrics and trying to establish a strategy for the grains that are gonna be used on the plastics, the colors, the fabrics. You can see there's
There's a whole department in the design studio where people are just cataloging and working with suppliers to get innovative new materials that we can put into our vehicles. End result is some very nicely appointed interior trims. You know, this is just an example of the seats. We also have the ability to fully finish and paint our properties. This is a fiberglass model made from the clay model that we originally made in the studio. This fiberglass model has been put over an armature to make it movable. And I think we use this vehicle for market research. So this would be painted up and it would look exactly like a production car. Our CAD data can be used to visualize things that aren't real. And what we've done here is we've managed to show the interior with a transparent body. This is very useful when we try to describe to customers the seating layouts, but also maintain the appearance of the exterior. We don't use this very often, but it's a trick that we can play, you know, just by using the software. It's something that enables us to do that. What I'm showing you here is photographs that look real. We've made these in the studio. A lot of these were used for advertising, and I challenge you to detect, you know, where the joins are between the photograph and the inserted digital representation. Okay, so once we've got some products and we're ready to go, then the marketing people come on board. They come and see us in the studio. They ask for our help. And so we'd be supporting them on the Transit Custom. We were supporting them with the Go Further event in Amsterdam, sort of like Geneva Motor Show, and also the motor show in England. And this is just a shot of one of the vehicles being driven onto the stand at the reveal in Geneva. And again, the design studio would have been involved. Actually, we were involved in building this product. This model is a special. So they come and ask us to think of some more innovative ideas that we can install on our first launch vehicle. It's generally not quite a show van, but it's got some special things that you wouldn't be able to buy in production. We build it on a prototype vehicle and then make it look as production ready as possible. This was the Amsterdam launch event where we were launching the whole range of the commercial vehicle lineup, and not one of these vehicles was a production vehicle. They were all made in with the help of the design studio. In fact, the little Transit Courier is the fiberglass market research property that we remanufactured to look like the production vehicle. So the end result was some vehicles. Some of these are digital images, some of these are model photographs. Okay, thanks. And we use all of these for the launch of the launches of these vehicles. And I'll just click through these quite quickly. During the course of our development, we also we identified some innovative ideas that we would include into these vehicles. And so as we got to the correct stage of the development, we started to include some of the ideas. One of these is to have like a little extension door. So in the bulkhead of the van, you can lift up the door and you can put extra long product components through this window in the bulkhead, and we can get an extra 500-600 millimeters of length, so you can store 3 meter long
tubes inside your van. We have secret storage under a little compartment in front of the steering wheel. This will also houses power and a USB, so you can hide your telephone under there if you need to. We have an internal roof rack, which gets loose objects off the floor, so you have more space inside your vehicle. We developed a unique door mirror, which prevents the turn signal repeater from being broken. One of the features that one of the things that drivers tend to use the door mirrors for in vans is to figure out how wide the space is that they're going to park their vehicle, and if the door mirror gets knocked, they know that the vehicle is not going to get squeezed into that space. But in the process of banging the mirror, they tend to break the lamps. So we developed this this mirror with a lamp on the hinge instead of on the bit that folds, and that protects the lamp and saves money. We have doors with latches that are quick lock, so you can lock the doors in the open position and quickly unlock them to the closed position. We have load liners, plastic load liners, which enable you to wipe out, clean the, hose out the floor, and keep the interior clean. We were working very intensely with the engineers to get flexibility of the interior storage space. And we were also supporting with the work on crash and safety and durability testing. The net result is that when we did launch, we ended up with Van of the Year and happy customers. So I'll give you a glimpse of the Ford Otosan Design Studio. These photographs are taken probably early this year, so just after we moved in. There was still a lot of work going on, but you can see our studio is quite tall, and this is the one end of the studio where we have like a conferencing area, turntables to revolve these vehicles, and just a general workspace. If you turn around from where that truck was, you can see we have more space behind. We've got a mezzanine floor where the designers, the alias modelers, and the engineers will sit, the studio engineers. And below we have some equipment and clay modeling area. We're getting close to, with these pictures you can see we're just getting close to the mezzanine. And then the picture on your left is showing, picture on your right is a view from under the mezzanine. Inside the mezzanine floor area we have some of the measuring equipment. You can see we have a plate here. It's early days, so there's no work in here at the moment. And let's go back one. So we have a number of these machines. They are 3- and 5-axis milling, and they enable us to quickly get from a lump of clay to something that physically looks like the CAD data that we've generated. You can see here we've only got 2 columns. We now have 5 columns in the studio. And we are currently working on 3 major programs in the studio. I'm not allowed to tell you what they are or who we're working with, but I can say that they are all global projects, and the team is expanding on a daily basis. When we were in Gölcük 2 years ago, I think we had a team of about 20 people. We are now a team of nearly 70 people. So it's a huge, huge task. Well, thank you very much. Has anybody got any questions? Okay. Paul, thanks. The question session will be at the end, all of us. Thank you very much. Evet, bir tasarımcıdan 20 dakikanın içerisine sığdırılabilir bir süreç dinledik. Sorularınız olursa lütfen aktarınız. Konu başlığına baktığınız zaman yenileşim, inovasyon, gelecek beklentileri, yeni ufuklar
Toplam süre 1 saat, konuşmacı başına 16-17 dakika. Tabii ki hepsinin cevabı yok ama sunumların içerisinde çok özel çalışmalar oldu. Şimdi Faik Çelik Holding, Bey Çelik neler yapmış onu da Baran Bey'den dinleyeceğiz. Buyurun lütfen. Olacak Baran Bey. Daha sonra soru cevap kısmında sizlere de mikrofona biraz daha yakın olmamızı rica ediyorlar. Daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada takip etme imkanınız olacak. Bu yakınlık sesinizin orada güçlü olmasını sağlayacaktır. Evet. Saygıdeğer sektör temsilcileri, değerli konuklar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalite Kongresi'nde böylesine önemli bir oturumda bana da yer açıldığından dolayı öncelikle Emin Bey'e ve Türkiye Kalite Derneği'ne teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Benim sunumum 4 kısımdan oluşmakta. 16 dakikaya inşallah sığdıracağız. Benden önceki konuşmacı Mr. Paul otomotivin tasarım konusunda bizleri bilgilendirdi. Bir sonraki konuşmacımız Sabri Bey otomotivin üretim ve tüm süreçlerini anlatacak. Bizler de otomotiv yan sanayi olarak bu otomotiv endüstrisinin neresinde yer alıyoruz? Hangi noktalarda bu endüstriye pozitif katkılar sağlıyoruz? Bunları anlatmaya çalışacağım. Pek çok güzel işler yapıyoruz ama yaptığımız işleri çok fazla anlatabilme becerimiz yok. Umarım bunu başarırım. Sunumumun ilk kısmı grubumuzun bağlı olduğu şirketleri tanıtımı üzerine olacak. Kısa bir şekilde. İkinci kısımda otomotiv endüstrisinde Türkiye'de farklılaştığımız otomotiv endüstrisinde faaliyet gösteren Beyçelik Gestamp, CEO'luğunu yaptığım Beyçelik Gestamp'ı tanıtacağım. Ve dolayısıyla yabancı ortağımız Gestamp'ı da tanıtmış olacağım. Son iki kısımda ise otomotiv endüstrisindeki yeni teknolojilerle yeni ufuklara açılmanın birkaç örneğini göstereceğim yan sanayi kısmında. Sunumuma başlıyorum. Pardon, eskisini almışım. Evet, şirketlerimizin bağlı olduğu topluluğun adı Faik Çelik Holding. 1976 yılında babam Faik Çelik'in girişimiyle kuruluyor. Bey Çelik'in faaliyet alanında, yani otomotiv endüstrisinde. Otomotiv endüstrisine başlangıçta kalıp imalatı noktasında uzmanlaşıyor ve Türkiye'de otomotiv endüstrisinin büyümesiyle Bey Çelik'te bu büyüme sürecine başlıyor. Bugüne geldiğimizde 7 farklı şirketimiz var. Toplamda 3300 çalışanımız var. Dünya devleriyle ortaklık yapıyoruz. Ekonomik büyüklük olarak baktığımızda ise 1.1 milyar TL gibi bir ciroya ulaşmış bulunmaktayız. Toplamda 7 farklı faaliyet gösteren şirketimiz var. Ama bunun yaklaşık %65'ini oluşturan ana lokomotif şirket Beyçelik Gestamp. Birazdan bu Beyçelik Gestamp'la ilgili yoğun bir şekilde bilgilendirme yapacağım ama bunun yanında farklı inovatif yatırımlar da yaptık. Ondan da bahsedeyim. GESBE Türkiye'deki ilk rüzgar kulelerinin imalatçısı, entegre bir şekilde imalat yapan tek şirket. Bandırma'da 100 dönümlük bir arazi içinde kuruldu. Bunun yanında Çelikpan ev tipi radyatörler üretiyor. 2 milyon metre kapasiteli %50 ihracat yapıyor. Ve aslında bu sunumda biraz sonunda farkına varacaksınız. Akılda kalacak bir başka yatırımımız, çok sektörle de alakalı olmamakla birlikte Bursa'da iki tane turizm yatırımımız var. Biri Sheraton Bursa, diğeri Aloft Bursa. Bu yatırımlarla birlikte endüstrinin dışında bir yatırıma girmiş bulunmakta grup. Ama bizim en çok övündüğümüz konu İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 500 şirketi içinde 156. sırada yer alan Beyçelik Gestamp. Diğer övündüğümüz bir konu ise ikinci 500'de 2 adet şirketimiz var. Hali hazırda Gesbey ve Çelikpan. Tabii ki bu ilerleme sürecinde gerek devlet kurumlarından gerekse müşterilerimizden ödüller almaktayız. Ekranda büyütülmüş şekliyle Ford'dan aldığımız Golden Star ödülünün görüntüsü var. Ama bunun yanında tüm müşterilerimizden Tofaş, Renault,
ve Otomotiv Sanayici Derneği'nin yılın yan sanayi ödüllerini almış bulunmaktayız. Sorumlulukları olan bir aileyiz. Evet, burada bulunmamın asıl sebebi olan Beyçelik Gestamp'ın sunumuna başlıyorum. Beyçelik Gestamp toplamda 5 ayrı farklı lokasyonda 2200 kişinin çalıştığı otomotiv endüstrisinin gövde, iskelet ve karoseri, şasi parçalarını üreten otomotivin Türkiye'deki en büyük, kendi sektöründeki en büyük yan sanayi şirketi. 2007 yılında aslında büyüme trendini hızlandırdı. Bunun ana sebebi Gestamp'la yapılan joint venture. 2007 senesinde Gestamp'la bir joint venture imzaladık ve %50-50 Türk-İspanyol ortaklığı haline dönüştük. Gestamp'ı biraz anlatmak istiyorum. Gestamp toplam dünyada 27 ülkede 120'den fazla tesisi olan, 7 milyar euro civarında ciro yapan, 33 bin çalışanı istihdam sağlayan bir topluluk. Aslında Beyçelik'in dünyadaki bir modeli olarak görülebilir. Üretim kabiliyetlerine bakar isek, body in white dediğimiz gövde içi, karoseri ve yapısal parçalar, tamponlar, şase parçaları dediğimiz salıncak kolları, motor taşıyıcı blokları, akslar ve mekanizma parçaları, el freni braketleri, pedal kutuları, kapı menteşeleri üretim kabiliyetleriyle ürettiği parçalar arasına girer. Bu bir önceki slaytta ürettiği parçaları hangi teknolojilerle üretiyor? Aslında Gestamp metal şekillendirme ve metal prosesi üzerine tüm teknolojilere sahip ve bu teknolojileri dünyada geliştiren bir firma. Bunun en büyük örneği hot stamping teknolojisini invent eden Hardtek grubu Gestamp'ın bünyesinde yer alıyor. Ve bunun yanında konvansiyonel cold stamping, yüksek grade'li mukavemetli çeliğin stamping'i, stamping dediğimiz presleme, şekil verme, roll forming, hydro forming gibi birçok teknolojiye sahip. En sonunda tooling var. Tooling bu işin aslında ana beyni, bu kalıp tasarımını ve üretimini de kendi bünyesinde de yapabilen dünyanın en önde gelen kuruluşu aslında. Bu süreci de R&D kabiliyetleri ön plana çıkıyor tabii ki Gestamp'ın. Bizim Gestamp grubunun R&D kabiliyetlerine baktığımızda dünya çapında ondan fazla R&D merkezi var Gestamp'ın. Ar-Ge ve mühendislik yetkinliklerinde benchmarklı süreciyle başlayan çevrimi, inovasyon, ürün geliştirme, sayısal simülasyon, ürün testi ve prototip gerçekleştirmesine kadar projelendirilebilmekte. Şimdi Beyçelik Gestamp'ın yeteneklerine bakıyoruz. Aslında demin bahsettim, Gestamp'ın dünyada elde ettiği teknolojinin bir yansımasını biz Türkiye normunda devreye aldık. Türkiye çapında devreye almış bulunmaktayız. Rakiplerimizden farklılaştığımız sıcak şekillendirme teknolojisine sahibiz. Birazdan sıcak şekillendirme teknolojisiyle ilgili bir anlatımda bulunacağım. Bu sunumumun da aslında ana iskeletini onu sıcak şekillendirmenin üzerine kuracağım. Ama bunun yanında robotlu saç şekillendirme, robotlu kaynak hatları, tesislerimizde toplam 5 farklı tesiste üretim yaptığımızı söyledim. 200'e yakın robot teknolojisi bulunmakta. En büyük müşterimiz burada bu formunda katılımcıları olan Ford, ondan sonra Renault, Toyota, Fiat Tofaş müşterilerimiz arasında yer almakta. Bunun yanında dünyanın yaklaşık 11 ayrı ülkesine de ihracat yapar durumdayız. Evet, ürettiğimiz parçalar, bir önceki slayttaki teknolojilerle ürettiğimiz parçalar, aracın ana iskeletini oluşturan parçalar, gövde parçaları, kapı direkleri, karoseri parçalar, şasiler, tampon traversleri, bu slaytta onu görebiliyoruz. Gene bu oturumda Ford olması dolayısıyla Ford'un iki aracındaki çalıştığımız parçaları gösteren bir slaytımız var.
Şase ve gövde içi parçalarını Ford'da yoğun bir şekilde çalıştık son iki modelinde. Transit ve Transit Courier modellerinde. Bu araya reklam almışsın dedi Emin Bey. Aslında o amaçla yapmadım ama akılda kalıcı bir şeyler bırakmak adına bizim için prestij bir model olan Maserati'nin yaşam hücresini ürettiğimizi burada belirtmek istedim. Aslında Türkiye'deki tüm otomotiv endüstrisine çok yoğun bir şekilde üretim yapan, 250 milyon euro gibi bir ciro elde eden bir şirketiz Beyçelik Gestamp olarak. Ama geçtiğimiz günlerde verdiğim bir röportajda kısa bir şekilde Maserati'den bahsettim. Diğer konuların hepsini pas geçip sadece Maserati'yi manşet yapmışlardı. Ondan dolayı da bu Maserati'yi koymanın doğru olacağını düşündüm. Biz Maserati'ye yaşam hücrelerini üretiyoruz. Kapı direkleri, A, B pillar ve ara traversler. Bu kaza anında, bu yaşam hücreleri kaza anında sürücü ve yolcuyu koruyan parçalar ve bu parçalar hot stamping teknolojisiyle üretilmekte. Evet. Arge süreçlerinde bir kısa bir şekilde değinmek istiyorum. Beyçelik Gestamp AŞ Türkiye'de sektöründe ilk Arge merkezi unvanını alan, yani metal şekillendirme division'ında ilk Arge merkezini alan şirket. Bir sonraki sunum slide'da da görülecek. Alanında ilk Arge merkeziyiz ve bu noktada Türkiye'de şu anda 87 tane Arge merkezi unvanı alan, sertifikası alan firma var. Bunlardan bir tanesiyiz. 53 mühendisimiz var. Birçok proje yürütüyoruz burada ve geçtiğimiz 5 yılda toplam 30 milyon TL'ye yakın Arge harcamasında bulunduk. Arge'de teknolojik ürün geliştirme yapıyoruz. Verimlilik artırıcı iyileştirmeler yapıyoruz. Co-design, yani ortak tasarım çalışmaları yapıyoruz. Üniversite sanayi işbirliği ve literatüre katkılar yapıyoruz. Burada ortak tasarım çalışmalarını highlight ettik. Çünkü bizim Arge'nin esas faaliyet amacını oluşturuyor bu. 2010 ve 12 yılları arasında bir örnek çalışmayı burada anlatıyoruz. 2010 ve 12 yılları arasında mühendislerimiz hem İngiltere Danton'da hem de Almanya Köln'de ve Zwickau'da Ford tasarım ve mühendislik ekipleriyle ortak çalışmalar yaptı ve projelerin devreye alınmasında ve tasarımında bulundu. Bizim Arge faaliyetimizin bir diğer çıktısı da kalıp tasarımı ve kalıp üretimi. Şu an hali hazırda dünyanın 11 ayrı ülkesine her yıl 13 farklı müşteriye hemen hemen kalıp ihraç ediyoruz. Kalıp tasarımı ve kalıbı ürün olarak ihraç ediyoruz. Hali hazırda gelmeden baktım, dünyanın 3 farklı ülkesinde de kalıpçılarımız kalıp devreye alıyor. Bu da bir ayrı gurur verici bir unsur bizim için. Evet, sunumumda yenileşme, Arge inovasyondan bahsettik. Bizim Beyçeliği diğer rakiplerinden farklılaştıran ve geldiğimiz noktada pozitif anlamda Beyçeliğin bu noktaya gelmesini sağlayan teknolojilerin başında sıcak şekillendirme teknolojisi geliyor. Türkiye'de bu konuda yatırım yapan ilk firmayız. Bunu burada Gestamp'la olan ortaklığımızın tabii ki büyük katkısı oldu. Sıcak şekillendirme peki neden ihtiyaç duyulan bir prosestir? Çünkü karbondioksit emisyon hedefleri günümüzde 120-130 gram bölü kilometre iken bundan 10 yıl önce 220 gram bölü kilometre değerlerindeydi. Önümüzdeki 10 yılda da çok daha zorlayıcı noktalara gidecek karbondioksit emisyon hedefleri. Karbondioksit emisyonunu düşürmek için ne yapmak gerekiyor? Aracın ağırlığını azaltmak gerekiyor. Aracın ağırlığını azaltmak için 3 tane ağırlık üzerine odaklanabileceğiniz kısım var. Biri powertrain dediğimiz motor şanzıman kısmı, diğeri aerodinami. Motor şanzıman kısmı %50'sini oluşturuyor. Aerodinami %10'unu ve bizim içinde bulunduğumuz gövde iskeleti, gövde parçaları %40'ını oluşturuyor ve biz buraya odaklanmış durumdayız. Bu süreci oluşturmak, ağırlık azaltmak amacıyla sıcak şekillendirme metodu ilk kullanılmaya başlanıyor. 1984 yılında ilk İsveç'te
İki, bir araçta iki parçada sıcak şekillendirme metoduyla üretilmiş parçalar kullanılıyor ve günümüze geldiğimizde ise %44'ü sıcak şekillendirme prosesiyle üretilen parçalardan oluşan araçlar mevcut. Sıcak şekillendirme prosesiyle üretilebilecek parçalar ekranda görüldüğü gibi şasi kolları, ön tampon torpido traversi, pillarlar yani yaşam hücreleri. Sıcak şekillendirmeyi invent eden firma Hardtek, Luleå bölgesinde Gestamp tarafından daha sonraları satın alınıyor ve daha, bu teknoloji tüm dünyada, Amerika, Güney Amerika, Asya'da ve Avrupa'daki tüm Gestamp tesislerine transfer ediliyor. Türkiye'de de görüldüğü gibi ekranda Türkiye'de de biz bu teknolojiyi Türkiye'ye transfer ettik. 2010 yılında sıcak şekillendirme yatırımına başladık. Toplamda 15 bin metrekarelik bir alanda 30 milyon euroluk bir yatırım gerçekleştirdik. Hali hazırda iki tane sıcak şekillendirme hattımız üretim yapıyor ve toplamda her biri birer milyon kapasiteli. İki ay içinde de üçüncü hattımız devreye girecek ve toplamda 3 milyon adet parça üretim kapasitesine ulaşmış bir tesis olacak burası. Sıcak şekillendirme prosesi nedir? Onu anlatmak istiyorum. Aslında çok basit bir şekillendirme prosesi adı var ama hot stamping, hot forming deniliyor İngilizce'de. Aslında bir diğer ismi de press hardening, yani pres üzerinde sertleştirme. Bu proses teknik olarak ısıl işlem prosesi olarak da adlandırılıyor. Çünkü malzeme sıcak bir şekilde şekillendiriliyor. İlk rulo ön kesmeye tabi tutuluyor. Bu rulo özel bir malzeme. Yuzu bor veya boron steel dediğimiz bir malzeme. Ön kesmeden sonra yaklaşık 45 metrelik bir fırına giriyor ve malzeme 900-930 derecelere kadar ısıtılıyor. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde prese aktarılıyor. Çünkü bir saniyede 30-40 derecelere yakın fırından çıkmış malzeme soğuyabiliyor. Bunu engellemek amacıyla, yani faz değiştirmesini önlemek amacıyla hemen prese aktarılıyor ve preste sıcak bir şekilde şekillenme sağlanıyor. Bu esnada presin içinde bulunan düzenek ile ve kalıbın içinde bulunan düzenek ile parça çok ani bir şekilde soğumaya maruz kalıyor. Bunun sonucunda çıkan malzeme 1500 megapascal gibi bir mukavemet değerine sahip oluyor. Bundan şu örneği çıkartabiliriz. 400-500 megapascal'larda bir çelik, bir saç form edilebiliyor. Onun üzerinde form edilmesi çok zorlanmaya başlanıyor. Burada biz 1500 megapascal'lık bir ürünü elde edebiliyoruz. Böylelikle çok daha kısa, çok daha ince kalınlıklarda çok daha yüksek mukavemetler elde edilebiliyor. Bu prosesten birkaç görüntümüz var. Fırından çıkmış malzeme. 930 derecede. Bir filmimiz var prosesle ilgili. İki tane hat yan yana görülüyor. Robotlar ilk önce tek saç, çift saç kontrolünü yapıyorlar. Boron steel ki önceden kesilmiş. Elektrikle ısıtılan fırınlara giriyor ürün. Yaklaşık 45 metrenin sonunda 930 derecede ürün çıkıyor. Hızlı bir şekilde prese giriyor. Hızlı bir şekilde presleniyor. Aynı zamanda da presin içindeki kılcal damarlarda dediğimiz su gezen damarlarda hızlı bir şekilde soğutuluyor ve prosese başlamadan önce 300-400 megapaskalda olan parça 1500 megapascal olarak çıkıyor. Bu prosesin birçok farklı da avantajı var. Görünen parça zannedersem transitin şasisi. Evet. Biz neden ihtiyaç duyduk? Karbondioksit emisyonu için. Bunun için ağırlık azalttık. Ağırlığı %20-25 seviyelerine kadar azaltabiliniyor. Eğer otomobilde hot stamping prosesiyle şekillenmiş malzeme kullanılır ise. Böylelikle yakıt sarfiyatı sağlanıyor. Yakıt sarfiyatı sağlandığında karbondioksit emisyonu da sağlanmış oluyor. Bunun yanında aslında en önemli konulardan biri daha ağır crash test speklerine sahip
güvenliği daha çok arttırılmış, hem ağırlık azaltılmasına rağmen daha çok arttırılmış parçalar elde etmiş oluyoruz. Bir diğer avantaj, prosesin avantajı ise form verme zorluklarının bu süreçte karşılaşmıyor olmak. Çünkü sıcak bir şekilde şekillendirildiğinden dolayı geri yaylanma problemi çözülüyor. Çok daha kompleks form ve geometriler bu prosesle devreye alınabiliyor. Daha dayanıklı, daha hafif, ölçüsel hassasiyeti daha yüksek parçalar bir şekilde sıcak şekillendirmenin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Burada bizim sıcak şekillendirme parçalarımızın kullanıldığı Ford'un yeni modelinin crash testi'den bir görüntü var. 5 yıldız aldı tabii bu araç. Bu araçta da bizim sıcak şekillendirme parçalarımız kullanıldı. Ondan da gurur duyduk. İlk kullanılan parçalarımız bu araçlarda kullanılmıştı. Görüldüğü gibi çarpma anında aracın yaşam hücresinin içindeki kısım ve geometrisi hiç etkilenmiyor. Bir görüntü daha var. Bunlar internette ulaşılabilen görüntüler. Çarpma anında aracın ana geometrisi mukavim parçalarla imal edildiğinden dolayı koruyabiliyor ana geometrisini. Evet. Sonuç olarak Beyçelik Gestamp'ın bu sıcak şekillendirme teknolojisine yaptığı yatırım sonucunda Türkiye'de de artık çok daha çevreci araçlar, çok yakıt ekonomisine önem veren araçlar üretilebiliyor ve böylelikle yüksek çarpışma dayanım performansıyla insan emniyetine önem verebiliyoruz. Burada slaytımın sonunda çevre bilinci dünyada artık hiç olmadığı kadar çok daha fazla. Geçtiğimiz günlerde birçok otomotiv ana sanayinin dünyada emisyon değerleriyle ilgili yaşadığı problemi biliyoruz. Çevreyi önemsemeliyiz. Bu mesajı vermek adına bu son slaytı koyduk. Çok sevdiğim bir laf. Bir şeyi yapmak isterseniz bir yolunu bulursunuz. İstemezseniz de bir bahane bulursunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Baran Bey. Baran Bey hem uzun süredir tanıdığım bir arkadaşım hem de güçlü bir ikinci nesil ve başarıyla süreçleri gösteriyor. Hem kişiliğiyle hem işi olan hakimiyetiyle çok güzel şeylere imza atıyorlar. Tebrik ediyorum. Evet, şimdi izleyeceğiniz sunumu ben önceden gördüm. Çok renkli, geleceğe yönelik de mesajları olan, görüntüleri olan bir sunum. Sabri Bey, sizi dinleyeceğiz. Buyurun lütfen. Emin Bey toplantının açılışında sayın dinleyicilerin yemeğe kaçmasından endişelendiğini söyledi ama konuşmacılar kaçarsa ne yapacak onu söyleme tabii. Ben de acıktım. Ben Sabri Çimen. Merhabalar, hoş geldiniz. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Mükemmel iki sunum dinledik. Çok faydalandım ben de açıkçası. Ben size şimdi tasarlanmış bir ürün, arkasından da bunun çok ciddi bir şekilde teknoloji yatan bir imalatçı yan sanayi fazından sonra fabrikada neler yapılıyor? Bunu anlatırken sizleri çok fazla sıkmadan bir yolculuğa çıkartmak istiyorum açıkçası. Geçmişten bugüne, bugünden de biraz geleceğe. Bunun için de doğal olarak kendi çalıştığım şirketi seçtim, Ford Otosan. Çünkü özelliği şu, Ford Otosan hikayesi 1928'de başlıyor. 1950'lerde sanayileşme hikayesi başlıyor. Bu da açıkçası Türkiye'nin hikayesiyle, Türkiye'nin endüstrileşme, sanayileşme hikayesiyle benzer. 1928'de başlayan ve 2000'lere kadar gelen hikayede şu mihenk taşları var. Şirketimizin, holdingimizin kurucusu Vehbi Koç Bey, Ford bayiliğini 1928'de alıyor. Yani önce bir işin ticaret, al-sat kısmı. Arkasından çok ciddi bir hamle yapılıyor 1959'da.
Otosan kuruluyor. Biz Ford olarak bazen yanlış anlaşılıyoruz ama biz Ford Otosan'ız. Daha önceki nesli Otosan olarak geçiyor. 1959'da şirket kuruluyor ve ilk fabrika, Türkiye'nin ilk otomobil fabrikası, otomotiv fabrikası kuruluyor. Tahmin edersiniz ki bugünkü bu konuştuğumuz güzel teknolojileri ben de sizle birkaç tanesini paylaşacağım. Bundan 60 yıl öncesine gittiğinizde eğer şirketinizde veya organizasyonunuzda yoktan var etme kültürü yoksa o günlerde yaşamanız mümkün değil. Bugün nasıl inovasyon kültürünüz yoksa yaşamanız mümkün değil diyor isek o günlerde de yoktan var etme kültürünüz yoksa yaşamanız değil, var olmanız mümkün değil. Bundan kuruluşundan hemen sonra, 7 yıl sonra sadece ilk yerli otomobili Otosan yapıyor. Anadolu marka, Türkiye'nin ilk yerli otomobili. Biraz günümüze yaklaştığımızda 1980'ler büyüme ve gelişme dönemi olduğunu görüyoruz. O dönemde 1990'lara gelindiğinde artık teknoloji yatırımları ağırlık kazanıyor. Emniyet ve işçi güvenliği ön plana çıkıyor. Kalite çemberleri, toplam kalite anlayışı ön plana çıkıyor. Burada 1995 tarihli bir gazete haberi var. En fazla robotun Otosan'da kullanıldığını biliyor muydunuz şeklinde. Bu robottan önce, bu robot hamlesinden önce kaynak atölyesinde yaklaşık 15 tane robot kurulumu yapıyor. Ama ondan birkaç yıl öncesinde ilk robot satın alınıyor. Türkiye'nin endüstrinin ilk robotu. O robotun alınış hikayesi enteresan. Kesinlikle bir ticari fizibilitesi olmayan bir satın alma bu. Hedefi var. O günkü genel müdürün deyişiyle bu çılgın yatırımın, anlamsız, finansal açıdan anlamsız olan yatırımın tek sebebi var. Çocuklar oynasın. Çocuklardan kastı o günün atölyedeki mühendisleri bu robotları alsın, kurcalasın, kursun, bozsun, bir şeyler yapsınlar şeklinde. O günün çocukları, bunlardan bir tanesi şu anda Ford Otosan'ın genel müdürü, diğeri de ürün geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcısı. O günkü vizyon şirket kültürüyle ilgili güzel bir örnek. Biraz daha bugüne geldiğimizde 2000 ile 2015 yılları arasında neler olmuş? Hem Ford Otosan'da hem Türk Sanayi'nde. Devasa bir yatırım, Kocaeli Fabrikası. Bu 1.6 milyon metrekare üzerine kurulu açık alanı. Kapalı alanında yaklaşık 400 bin metrekarelik bir devasa bir üretim tesisi. Ölçek ekonomisini yakalama amaçlı Ford ve Koç Holding'in birlikte yatırımı. Bu tabii sadece yatırımla olmuyor. Bunun işletmesi, yalın üretim tekniklerinin mükemmel bir şekilde kullanılması çok önemli. Nihayetinde kuruluş yılından, 2 yıl sonrasından itibaren üst üste 10 defa Ford Motor Company'nin global ölçekteki en yalın fabrikası seçiliyor. Bu fabrikada neler var? Tabii hep inovasyon, hep gelişim kültürü, hep geliştirme amaçlı. O dönemin en iyi teknolojileri neyse işimize yarayacak şekilde, teknoloji tuzağına da düşmeyecek şekilde cımbızla toplanıyor, kullanılıyor ve katma değer yaratılıyor. Rekabette avantaj yaratılıyor. Üretimde elektronik onay sürecinin kullanılması, garanti sürelerinin sağlayacak şekilde altyapının sağlanması, kamera sistemli ölçümler. Komplekste dediğimiz çeşit Ford Otosan fabrikaları ticari araç üssü. Ticari araç üssü dediğinizde herhangi bir otomobilde işte 4 kapı, 5 kapı station wagon, belki bir spor model 4-5 tane model var iken sadece kaynak atölyesinin çıktısı olan kaporta olarak baktığımızda Ford Otosan Kocaeli fabrikasındaki sadece bir tane ticari ürünün kaporta olarak 1200 çeşidi var. Bu ticari araç yapmanın bir gerekliliği, o sayede varız. Aynı zamanda bu bir arka planında muazzam bir teknoloji yatırımı yapmanız gereken bir mecburiyeti de beraberinde getiriyor. Bütün bunların sonucunda ne oluyor? Türk Otomotiv Sanayi 1959'da fabrikasını kuran
Türk otomotiv sanayi otomotivin ana yurdu olan Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk otomobilini ihraç edebiliyor. Bu 100'den fazla ihracattan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bunları yaparken bir yandan da tabii yoktan var etme deyince 1959'da fabrika kurmuşsunuz. Ortalıkta kalıpçı yok, yan sanayi yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla kendi kalıbınızı da kendiniz yapmanız gerekiyor. Ford Otosan'ı aslında pek bilinmez, aynı zamanda bir kalıp fabrikası. Hem kendi ihtiyacı olan kalıpları yapıyor, hem de proje olmadığı dönemlerde bunların dünyaya ihracatını yapıyor. Aramızda da bu kalıp fabrikasında kurucu müdür görevliğini de yapmış Ziya Bey'imiz de var. Sağ olsun bu başarının altında çok ciddi imzası var. Ne yapıyor? Bu resimde gördüğünüz sadece birkaç tane aracın parçalarını, kalıplarını aynı zamanda ihraç ediyor. Ne zaman? Otosan'ın kendi projeleri olmadığında dışarıdan iş alarak. Bu 2015 arasında tabii lazer teknolojisi bu otomobil üretiminde ön plana çıkan bir dönem. Bu hem kaynak, hem kesme, hem ölçme anlamında önemli bir teknoloji. Bunlardan bir tanesi uzaktan lazer kaynağı. Burayla ilgili küçük bir sondaj yapmak istiyorum. Konvansiyonel yöntem kaynak teknolojisi, punta kaynağı veya nokta direnç kaynağı dediğimiz iş parçasına iki elektrodun iki taraftan yaklaşımıyla olan bir yöntem. 2000'lere gelindiğinde lazer kaynağı ama 2010'lara gelindiğinde ise uzaktan lazer kaynağı teknolojisi var. Uzaktan lazer nedir? Baran Bey sunumunda uzaktan lazeri andı. Orada da gördüm, mutlu oldum orada da kullanıldığını görmekten. Şimdi size 3 tane film göstermek istiyorum. Bu filmde ilkinde konvansiyonel olarak üretim nasıl yapılıyor? Bir otomobil fabrikasında aranızda gezenler vardır ama gezmeyenler için ilginç olabilir. Özellikle kaynak atölyesinde operasyonlar nasıl yapılıyor? Arkasından size bir Hollywood filmi göstermek istiyorum. Tom Cruise'un bir filmi 2002 yılında çekilmiş. 2054 yılını anlatıyor. Yani yaklaşık 52 yıl sonrasını. Orada bir proses var. Uzaktan lazer yapan robotlar var. Dikkat ederseniz onu göreceksiniz. Jules Verne romanlarını yazdığında işte 1800'lerin sonunda romanlarında yazdığı şeyler yaklaşık 30 ila ben de bir meraklısı olarak hatırladığım kadarıyla 30 ila 70 yıl sonra o işte denizaltı yazıyorsa 50-60 yıl sonra ne bileyim aya yolculuksa 60-70 yıl sonra gerçekleşiyor. Buradaki filmde 52 yıl sonrasını hayal ederken bunun Ford Otosan'da sadece 9 yıl sonra nasıl gerçekleştiğini ve dünyada ilk defa bir fabrikanın otomobil seri üretim fabrikasının normal günlük üretiminde laboratuvarda değil onun filmini göreceksiniz.
Günümüzde neler olup bitiyor ona biraz bakalım. Günümüzde yine Fortotosa'nın tarihçisiyle devam edersek, biraz evvel Paul Bey'in de anlattığı gibi biz 1928'de başlayan ticaret anlamında alsatçılıktan 1950'lerde sanayi hamlesi, ancak bunun yanında sürekli devam eden bir ürün geliştirme, sonunda 2015 yılında zirveye çıkarak tasarım yapan ve ihraç eden, yaptığı tasarımı yani bilgi satarak bunu ihracata dönüştüren bir şirket vizyonu ortaya koyduk. Şu anda bu alt tarafta Paul Bey'in de sunumunda anlattığı Sancaktepe'deki Ar-Ge merkezinde 1500'e yakın mühendis arkadaşımız çalışıyor. Ne yapıyor bu arkadaşlarımız? Hem mevcut ürünlerimizi tasarlıyorlar ama aynı zamanda Ford'un diğer fabrikalarında üretilecek olan araçları da tasarlıyorlar. Örneğin şu anda Türkiye'de üretilmeyen ancak İspanya'daki bir Ford fabrikasına, dünyanın en büyük Ford fabrikalarından bir tanesi orada. Orada üretilen aracın tasarımını bu ekip yaptı, tasarımını sattık. Aynı şekilde kamyon motorları biz üretiyoruz, aynı zamanda Çin'de de ürettiriyoruz. Lisans anlaşması yapıldı. Aynı şekilde Rusya'da benzer anlaşmalar yapıldı. Bunun paralelinde bir fabrika kurduk. 2014 yılında açılışını yaptığımız. Kurum kültürü gereği inovasyon anlamında, geliştirme anlamında, son teknolojiyi kullanma anlamında Fortotosa'nın, bence mütevazi olmayacağım bu konuda, Türk otomotiv sanayinin de geldiği zirve fabrikalarından bir tanesi. Bu fabrikada baktığımızda dünyanın neresinde en iyi, en ileri teknoloji varsa üzerine katarak geliştirmeler yapıldığını görüyorsunuz. Örneğin kaynak atölyesinde kullanılan servo tabancalar %60 daha az elektrik sarfiyatı, enerji ve çevre boyutu olan bir geliştirme. Su bazlı boya, trivet teknolojisi veya sessiz ergonomik konveyör teknolojisi. Bu slaydı beğeniyorum çünkü bu slaydın özelliği, inovasyon dönemindeyiz, patentlerle ilgili. Ama patentler içerisinde de bu biraz daha benim için değerli. Çünkü bu patentlerin tamamını, ki bu sene, hepsi bu senenin taze alınmış patentleridir, tamamen atölyede çalışan mavi yaka işçiler tarafından geliştirilmiş, uygulanmış, prototipi yapılmış geliştirmelerdir. Ve hepsi patentle ödüllendirilmişlerdir. İnsansız taşıma aracı uygulaması, özelliği, insansız taşıma aracı artık çokça görünen endüstride bir uygulama ama boyanede uygulanıyor olması önemli. Çünkü boyaneler yangın hassas tesislerdir. Dolayısıyla en ufak bir riski alamazsınız. Sol tarafta gördüğünüz robot, semi-ID robot dediğimiz, kabloları içeriden geçen robot. Bu robot fabrika projesi yapılırken kataloglarda veya endüstride yok idi. Bu ihtiyaç belirlenerek, dünyada zaten 3-5 tane robot firması var ileri giden. Bunlarla bir tanesiyle yaklaşık 8 aylık bir Ar-Ge projesi yapılarak geliştirilmiş bir robot. Robotun bir özelliği bizim ihtiyaçlarımıza göre ortak projeyle geliştirildi. Bu sayede o firma global kataloğuna da bu ürünü koymuş oldu. Günümüzün yine ileri teknolojilerinden bir tanesi 3 boyutlu yazıcı teknolojisi. Bu alt tarafta gördüğünüz ürünler bizim günlük ürün geliştirme veya proses imalat süreçlerinde kullandığımız 24 saat içerisinde imal edip hemen hayata geçirdiğimiz ürünler. Şu anda hem Türkiye hem yan sanayimiz olsun hem ana imalatçılarımız olsun gerçekten teknoloji konusunda, yatırım konusunda en ileri düzeyde diyebiliriz. Yurt dışından insanlar bizim fabrikalarımızı gelip benchmark çalışmaları yapıyor. Ama burada önemli bir durum var ki o da sanayi ve insan ögesinin barışık bir arada birbirini geliştirecek şekilde olması. Bu bizim düsturlarımızdan bir tanesi. Yani sadece teknik değil, işin insani boyutuyla ilgili bir şeyler yapabilmek. Fortotosan'da bununla ilgili çevre konusu çok hassas. Çevre konusunda işin finansal fizibilitesine bakmadan
en ileri teknolojiyi, en yüksek yatırımı yapıyoruz. Diğer bir konu da kadın çalışan sayısı. Şu anda Ford Otosan'ın son fabrikasında bizim beyaz yakamızın ki yoğunluğu mühendislerimizden oluşmaktadır %90'ı. Şu anda son rakam %31'i kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Atölyede işler daha zordur. Sonuçta Çalışma Bakanlığı'nın kıstaslarına baktığınızda ağır sanayi ve pek kadın görmek çok mümkün değildir. Şu anda bazı atölyelerimizde kadın çalışan oranı %25, %30'ları zorluyor. Ortalamada da %14'ü bulmuş durumda. Bu açıkçası bir mücadele. Bunda hazır yeri gelmişken ben herkesin desteğini ve taşın altına elini sokmasını istiyorum. Bu mücadeleyi devam ettirmek lazım. Ne zamana kadar? Açıkçası mesela bu salondaki sandalyelerin %50'sinden fazlası hanımefendiler tarafından işgal edinceye kadar bizim bu mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Diğer bir sanayi ve insan ögesinin yan yana durduğu konu engelli çalışan. Son kurduğumuz fabrika hem Ford dünyasında hem Türk basınında engelli dostu fabrika olarak anılmaya başlandı. Bir marka haline geldi. Bu nasıl oldu? Hem çalıştırdığınız engelli sayısının, engelli vatandaşların sayısının kanunların koyduğu kuralların çok çok üstünde olmasıyla ama aynı zamanda sanayide hiçbir zaman çalışamayacak engelli türleri var. Bunlardan bir tanesi özellikle ağır sanayide seri imalat şartlarında ki Ford Otosan'da her 40 saniyede bir tane aracın hattan indiğini düşünürseniz bir engelli, bir tekerlekli sandalyeli arkadaşımızın çalışması hayal gibi gelir. Ama işte bu toplantının da belki konusu inovasyonu ve teknolojiyi bu işe odakladığınızda bu işin de çok güzel olduğunu görüyorsunuz. Bu videoda sol taraftaki İlkay arkadaşım tekerlekli sandalyede. Sağ taraftaki arkadaşım ise Anıl. Down sendromlu bir arkadaşım. Hattın içerisinde gerekli şartları sağladıktan sonra çok iyi iş çıkarttıklarını görüyoruz. Yeşil fabrika, biraz evvel değindiğim konu. Bizim fabrikamız aynı zamanda bir su havzasıyla komşu, iç içe. Göçmen kuşların konak yerleri tam bizim fabrikamızın 200 metre ilerisinde. Onlar o çevre ekolojik denge sürüyorken biz de üretimimizi sürdürebildiğimizi tabii ki gerekli tedbirleri aldıktan sonra görebiliyoruz. Bu Ford'dan bir örnek. Ford'daki fabrikalarımızdan bir tanesi bütün çatıları ki çok büyük metrekareler bunlar 500 bin 600 bin metrekarelik alanlar. Çevre dostu bir fabrika yapmayı kafaya koyduğunuzda ortaya çıkan güzel örneklerden bir tanesi. Peki 2015 yılına kadar sizi taşıdım. Yolculuğumuz 2015'te şu anda. Bundan sonrasında neler öngörüyoruz? Neler okuyoruz? Nelerin üzerinde çalışıyoruz? Laboratuvarlarda neler var? Onlara biraz değinip bitirmek istiyorum. Yapay zeka, özellikle üretim tesislerinde otomasyonun bir sonraki aşamasında yapay zekanın karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunda da özellikle insansı robotlar ön planda. Şu anda solda gördüğünüz robot iki kollu ve herhangi bir şekilde tel çitlerin arasında olmaya gerek duymadan yani insanla aynı ortamda güvenli bir şekilde çalışabilecek bir robot. Şu anda laboratuvarlarda yeni yeni çıkıyor ama bundan 3 ay sonra Ford Otosan'ın fabrikalarından bir tanesini ziyaret etme fırsatı bulursunuz. Onun orada çalıştığını göreceksiniz. Laboratuvardan çıkar çıkmaz bir sanayi uygulamasında ne yapılabilir diye Ar-Ge çalışmasını yapıyor olacağız. Otonom araçlar, bunlar ürünle ilgili çok önemli bir inovasyon. Gelecekte şoförsüz araçların olacağını öngörüyoruz. Bunlar tabii ki üretim tesislerini de, üretim teknolojilerini de, üretimin içindeki akışları da aynı zamanda müşterileri de doğal olarak etkileyecek. Şu anda Detroit'te Michigan eyaletinde bir beldede diyelim, belediye ile Ford Motor Company arasında yapılan anlaşma itibarıyla
Yol akıllı yol olarak tasarlandı. Araçlar da akıllı araçlar olarak tasarlandı. Dolayısıyla hem güvenlik anlamında, sinyalizasyon anlamında şoförsüz araçlar veya şoför içindeyken de otonom bir şekilde hareket edebilen araçların normal trafikte akışı üzerinde çalışmalar yapılıyor. Tabii ki giyilebilir teknolojiler, bunlar ticarileşir ticarileşmez otomotiv sanayinde de yer bulacak teknolojiler. Üretim hatlarında, lojistik alanlarında hem bilgi hem mal akışında kullanılacağını yakında göreceğimiz teknolojiler. Dokumatik cam teknolojisi, bunları çok yakında tahmin ediyorum ürünlerde de, yani bindiğiniz otomobillerde de göreceksiniz. Ama aynı zamanda bunlar üretim tesislerinde, üretim hatlarında da yoğun olarak kullanılacak teknolojiler. Bu slaytta insanlara, biraz evvel insansı robot gördük. Yani bir robot daha insansı hali. Bu tam tersi. İnsana robot özelliğinin kazandırılabildiği teknolojiler. Özellikle görme, duyma gibi özelliklerin takviyelendirildiği veya taşıma, kol kuvveti, ergonomi gibi özelliklerin insana verilebildiği teknolojileri birkaç on yıl sonra fabrikalarımızda göreceğimizi tahmin ediyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sabir Bey, neden Ford Otosan böyle bir büyük başarıda? O da bize hem teknolojik olarak hem hayata hem de insana dokunmak olarak anlattı. Çok teşekkürler. Özellikle insana dokunduğunuz yerler çok hoştu. Ama insansı robotlara da dikkat edin lütfen. Hani filmlerde görüyoruz ya. Evet, yemeğe kaçıyorsunuz görüyorum ama bana bir soru ulaşmadı. Soru sormak isteyen konuklarımız var mı? Bir kart ulaşmadı bana. Buyurun lütfen, bir el kal. Mikrofonumuz kullanıyor. Evet, arkadaş mikrofonu kapmış, sıra onda. Sonra siz alırsınız. Şimdi ben sadece bir kullanıcıyım. Sorum absürtse mazur görün lütfen. Estağfurullah. Direksiyonun sağda ve solda olması ile alakalı olarak aynı banttan hem sağ direksiyonun hem sol direksiyonun olduğu bir araç çıkarılabiliyor mu? Ekstra bir bütçe gerekiyor mu? Sadece yazılımla düzeltebiliyor musunuz? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Tabii ki şu anda hem Ford Otosan'ın fabrikalarında hem de Türkiye'deki veya dünyadaki bütün fabrikalarda sağdan direksiyon veya soldan direksiyonlu araç herhangi bir makine ekipmanda ayar yapmadan anlık olarak çıkartılabiliyor. Yani şu anda hatta gidersek orada bir sağdan direksiyonlu araç, arkasından bir soldan direksiyonlu araç, koltuklu araç, koltuksuz araç, bu esnek üretim felsefesi gereği yapılabilir bir şey ve şu anda da zaten yapılıyor. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Merhaba, Neşet Tosun ben. Üretim süreçlerinde robotize doğru giden bir sunum izledik. Hem insanların da robot özelliği kazandırılması. Bu istihdama yansıyacak mı? Yani gelecek projeksiyonunda robotların daha çok devreye girmesi Ford Otosan'da istihdama yönelik bir değişiklik, bir strateji değişikliğine yansıyacak mı? Onu merak ederim. Size soruyorlar. Yani işsizlik artacak mı, azalacak mı? Siz böyle robota giderseniz ne olacak diyor. Bu bilmiyorum, sesim geliyor mu? Geliyor. Bu açıkçası yersiz bir endişe. Endişelenmekte haklısınız ama çok da endişelenmenize gerek yok. En güzel örneği de şu anda Türk otomotiv sanayinin içinde bulunduğu durum. 1990'larda, 90'ın başında otomasyon neredeyse, yani Türkiye'deki fabrikaların tamamında, işte bizde bir 15 tane vardı. Renault'da 3 tane vardı yanlış hatırlamıyorsam. Tofaş'ta 1-2 tane vardı. O günlerden bugüne baktığımızda otomasyon şu anda kaynak atölyelerinde %55-60-70 seviyelerine ulaştı. Ama bir yan, diğer yandan da üretim büyüdü. Şu anda 300-400 bin adetlik toplam üretim önümüzdeki yıl 950 bin olacağı tahmin ediliyor. İstihdam da aynı şekilde. Ford Otosan'da eskiden
2000 kişi, 3000 kişi çalışırken şu anda 11.500 kişi çalışıyor. Niye? Bunların beraber yan yana gitmesi gereken iki konu. Yani bir yandan otomasyon yapacaksınız, verimli hale geleceksiniz. Ama öteki bu sayede rekabette avantaj sağlayacaksınız. Daha çok ürün satacaksınız. Daha çok ürün sattıkça daha çok istihdam yapacaksınız. Bu işin büyük boyutu. Yani verimlilik yaptıkça, rekabet gücünüz arttıkça istihdamınız da aslında artıyor, azalmıyor. Bir de öteki boyutu var ki o da o robotları kullanacak olan nitelikli mavi yaka ve beyaz yakaya ihtiyacınız var. Teknisyenlere onların programlanması lazım, bakımlarının yapılması lazım. Arızalarının giderilmesi, geliştirilmesi, yeni projelerin yapılması lazım. Bu da nitelikli teknisyen ihtiyacını arttıran bir olgu. Dolayısıyla endişe etmeyin. Baran Bey, sizin buna ekleyeceğiniz bir şey var mı? Söyleyecektim. Bundan 15 yıl önce bizim tesislerde hiç robot yoktu. Ama 200 kişi çalışıyordu. Bugün 200 robot var, 2200 kişi çalışıyor. Evet. Şöyle bakınız lütfen. Şu anda dünyanın en rekabetçi ülkesi İsviçre. Bizim gelirimizin, kişi başına gelirimizin 5 katı. Gittiğiniz zaman sosyal hayatı yaşarken en pahalı hayatı yaşıyorsunuz. Ama en rekabetçi ülke. Rekabet teknolojiyle, demokrasiyle, yatırım iklimiyle ve insana verdiğiniz, doğaya verdiğiniz değerle büyüyor. Siz o ana, o operasyonun 5 işçiyle yapılırken artık sadece robotla yapıldığını gördüğünüzde, söylediğinizde haklısınız. O operasyon için haklısınız. Ama o yapılan iyileştirme ve geliştirme tüm sektöre, kuruma ve sektöre, hatta detay sektörlere pozitif olarak yansıyor. Bir arkadaşım daha vardı. Buyurun lütfen. Merhabalar. Arçelik'ten Şafak'tan Özkan. Aslında sorum 3 panelistimize de. Tesla Haziran ayı gibiydi zannedersem bütün patentlerini açtı. Ve sadece elektrikli araç olarak değil, üretim teknolojileri, işte uzaktan araca yazılım yüklenmesi gibi pek çok yenilik içeriyor. Neredeyse hani mainstream sanayiden 10 yıl ilerideler. Bu konuyla ilgili bir şeyler yapacak mısınız? Yani bir ivme kazandıracak mı? Bununla ilgili projeleriniz var mı? O patentleri kullanma, bir şekilde bu araç üretiminde, araç tasarlamada, yan sanayide dönüşüm konusunda bir planınız var mı? Üçünüz de sordu ama müsaade ederseniz ben Paul'den cevap. Paul, could you answer this please? Because it's for the design and it's also production and also R&D. I'm not familiar with the patents that they've taken out, but I would assume that they are more to do with the powertrain than it is to do with the design. I don't think the Tesla is particularly groundbreaking in appearance. It's all about the technology and the, you know, sort of like just using the electrics instead of gasoline. So really, I don't think there's a great deal for the industry to learn from Tesla. I think it's a parallel process. But I'll hand over to my colleagues and see what they say, because they're more into the manufacturing than I am. Thank you. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani Tesla gibi, şimdi Google da mesela otomotiv sanayine el attı, onu da okuyoruz. Bunlar literatürdeki son anıldığı terminolojisiyle aslında yıkıcı inovasyon yapıyorlar. Yani öyle bir ürünle gelebilirler ki eğer ona adapte olmazsanız yıkılabilirsiniz. Dolayısıyla bu tespitiniz çok güzel, çok doğru. Bunun konuşuluyor olması da çok iyi. Tabii diğerleri de, biz de boş durmuyoruz. Bu bir topyekün. Herkes inovasyon üzerine yatırımlarıyla, inovatif fikirleriyle aracı müşterinin istek ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyor. Tesla bu konuda bir şeyler yapıyor. Ford bir şeyler yapıyor. Diğerleri bir şeyler yapıyor. Sonuçta topluca bir inovatif ortam içerisindeyiz. Burada kritik olan konu şu. Eğer bu yıkıcı inovasyona gözünüzü kapatırsanız yıkılırsınız. Dolayısıyla biz onları da izlemek zorundayız. Diğerlerini de izlemek zorundayız. Onları kendimize adapte etmemiz gerekiyor.
emin olun onlar da bizi izliyorlar. Dolayısıyla bu büyük resimde böyle. Ama detayında onlar şu teknolojiyi getirdi, biz ne zaman yapacağız, onlar çok detaya girmek gerekiyor. Çok teşekkürler. Sizin var mı katkınız? Evet, son bir soru olsun. Buyurun lütfen. İki soru, bir el daha kalktı. Buyurun. İlyas Açıköz, İstemir AŞ'den katılıyorum. Sorun Baran Bey'e, bir fikrin inovasyon olması için ne gibi özelliklere sahip olmalı ve şirketinizde yayılımı nasıl sağlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Kime sordunuz? Baran Bey'e. Baran Bey, buyurun. Bir fikrin inovasyon olması için ne gibi özellikleri arıyorsunuz ve şirketinizde yayılımı nasıl sağlıyorsunuz? Bir fikrin inovasyon olması, ya aslında en çok aranan konu o fikrin hayata geçirilebilir olması. Demin Sabri Bey de söyledi, aslında biz otomotiv endüstrisinin tedarikçiler kısmında olan firmalar çok yıkıcı inovasyonun peşinden gidecek lükse sahip değiliz. Fikrin üretilebilir, optimum fayda, maliyet diyagramında optimum sonuçları verebilir olmalı. Eğer o fikir, mesela alternatif malzemelerden bahsettim ben sunumumda, magnezyum malzemesiyle aracı üretirseniz aracı %60 daha hafif yapabilirsiniz ve çok inovatif bir fikir olur, ama araç 4 kat pahalı çıkar. Onun o fayda maliyet analizini doğru görmek lazım. Eğer bu optimum şartlar oluşuyor ise bu süreçte EFQM modeli işletmede tüm süreçleri de devreye alınır ise sonuç faydalı noktalara gider. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Son bir soru alalım. Buyurun lütfen. Evet, siz. Adım Hasan. Ereğli Demirçelik Fabrikaları Kalite Bölümünde çalışıyorum. Sabri Bey, bir sorum olacaktı. Konuşmanızın başında Anadolu marka ilk yerli otomobil ürettiğinizden bahsettiniz. Son günlerinde popüler bir konusu. Bu konuda neden ısrarcı olunmadı bu marka üzerinde? Gelecekte böyle bir proje gibi bir şey var mı? Neden sadece Ford marka üzerinden gidiliyor? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Sıkıştırıyorlar. Emin Bey, sandviç söyler misiniz? Bir saat daha buradayız. Şimdi bu konu tabii sıcak bir konu. Neden olmadı? Bu bir firmanın veya bir şirketin, bir otomobil fabrikasının tek başına alıp sürükleyip götürebileceği bir şey değil. Devletin de tek başına söylediğinde olmasının kolay olacağı bir şey değil. Bu o ülke şartlarında topyekün bir anlayışa sahip olmakla ilgili. Biz 1967 yılında, yani o günkü şartları hayal ederseniz, bir fabrika kurulmuş, ortada hiçbir şey yok. Kalıpçı yok, imalatçı yok, teknoloji yok, elektronik, hiçbir şey yok. Döviz yok, para yok. Sadece 6-7 yıl sonra ortaya bir tane ürün çıkıyor ve ilk yerli ürün. Tasarımı da yerli. Şimdi demek ki o gün bunu yapma azminde olan insanlar varmış. Ancak konjonktür onu alıp desteklemiş. O günlerde aynı konu, hatta ondan belki 10 sene sonra, 15 sene sonra başka ülkelerde yine aynı cesur insanlar, cesur girişimciler var iken devlet veya kamu kuruluşları buna el atmış. Bu topyekün bir şekilde olmuş. Ben size bir örnek vereyim sadece bunun nasıl bir anlayış sonucunda olması gerektiğiyle ilgili. Siz onu gerisini kendiniz getirin. Kore'yi ziyaretimden bir tanesinde orada Hyundai'in fabrikalarını gezme fırsatı bulmuştum. Ve orada bir müze yapmışlar. Hyundai'in kurucusu bunu konu alan bir müze. Bizim Vehbi Bey de merhumla çok benzer bir gelişim süreçleri var. O da sıfırdan kurmuş. Biri bakkal, ötekisi nalbur. Birisi işte ilk girişimini yapmış, birisi ihale almış, ötekisi de almış. Biri fabrika kurmuş, ötekisi de kurmuş. Onun bir sözü var. Diyor ki Hyundai'in kurucusu, otomobil bayraktır. Ve biz bir gün bu bayrağı dünyanın bütün ülkelerinde dalgalandıracağız. Şimdi baktığınızda Hyundai marka otomobil şu anda dünyanın hemen hemen her yerine satılıyor. Şimdi siz onu bayrak olarak algılarsanız, buyurun size, bayrağınız her yerde dalgalanıyor. Niye olmuyor? Şu anda niye olmuyor? Çünkü
O günlerde cesur olan girişimci cesaretlendirilmedi. Şimdi devlet bir şey söylüyor ama onun fizibilite dedi ya, fayda diyagramında, fayda maliyet diyagramında yeri olması lazım. Biz şu anda öteki şirketlerimiz de yapıyor ama Otosan üzerinde söyleyeyim. Şu anda biz otomobil dizayn ediyoruz. Sıfırdan. Bunun parçalarını da yan sanayi imalatçılarımız tasarlıyorlar sıfırdan. Kalıplarını da biz kendimiz yapıyoruz. Üretimini de biz kendimiz yapıyoruz. Hatta üretmeyeceklerimizin lisansını da satıyoruz. Ama olay nereye geliyor? Markalaşmaya geliyor. Siz bir otomobil markasını oluşturmak istiyorsanız sadece tasarlamanız veya üretmeniz yetmiyor bu dönemde. Onun aynı zamanda ben bir tane araba tasarladım diyelim, showroom'a koydum. Sağında solunda hiçbir benzer aracı yok. Ne ticaresi var, ne dört kapısı var, ne beş kapısı var, ne diğer özellikleri olanları var. Siz gelmezsiniz o showroom'a. Veya servis bayi ağını kurmadım. Veya onu markalaştırmak için iletişim faaliyetlerini yürütmedim. Bunlar da şunu gösteriyor. Olay sadece tasarlamanın ve üretmenin ötesine gidiyor. Şu anda da bu söylediğim anlamda bütün fonksiyonlarıyla o yerli üretimi, üretim değil, markayı oluşturmanın tek başına bir şirketin altından kalkabileceği bir ortam yok. Sebebi de öyle bir rekabet var ki bundan 40 sene önce, 50 sene önce yoktu. Şu anda öyle bir rekabet var ki o orada yaşamanız pek mümkün değil. Çok ciddi bir işbirliği gerektiriyor. Kaba hatlarıyla bu. Bu konuda ben de bir iki şey söyleyerek bitirelim istiyorum. Kore'den bahsettiniz. Ben 10 sene önce gittim Kore'ye ve 4 gün kaldım. 4 gün boyunca da büyük şehirlerinde de gezdim. Sanayi ve başkent olmak üzere. Sokakta da araba 3-4 tane dünyaya mal olmuş markaları var. Sokakta ileriden bakıyorum, ah diyorum işte bak şimdi bu sefer şu marka geliyor. Oradan bakıyorum işte bu marka geliyor. 4 günde Kore'de yabancı bir marka görmedim sokaklarda. 4 günde hiçbir yabancı marka görmedim. Hep Kore malıydı. Bugün Türkiye'de ki biz 1 milyon araç üretiyoruz kabaca söyleyeyim ben bunu. Türk iç pazarında satılan otomobillerin %70'i ithal. Yani markalar bizim olmasa da Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'de satılan arabaların %30'u Türkiye'de üretiliyor. Biz eğer yabancı hayranlığından kurtulmaz isek, kendimize güvenir, kendi ürünümüze, kendi malımıza sahip çıkar isek, bu sadece tasarımın bir adımı değil, sahip çıkmanın da bir adımı. Biz kabul edeceğiz onu. Biz onu isteyeceğiz yani. Ben hala marketlerden alışveriş yaparken üzerinde 869 barkoduyla olan ürünü alıyorum. Başka bir ürünü almıyorum. Tabii ki dünyanın içerisinde bir oyuncuyuz ama önce kendimize sahip çıkıyor olmamız lazım. Ve mutlulukla şunu görüyorum ki Ar-Ge'de 1700 çalışan var. 1700 Türk var. Sadece bir şirkette var. Ve Ford Otosan'ın tasarımcıları dünyaya bir şeyler veriyorlar. Kıyaslama yaptığınız zaman fabrikalarınızı diğer Ford fabrikalarıyla dünyada çok büyük bir başarıyı görüyorsunuz. Ama bunları bir kişinin, bir kurumun, bir grubun, bir sektörün yapması yetmez. Hep beraber bizim bu süreçlere sahip çıkıyor olmamız lazım. Çok keyif aldım ben sizin sunumunuzdan Sabri Bey, Paul, Baran Bey. Çok keyif aldım. Soru cevap çok devam edebilir. Sizlere sunumlarınız için, sizlere de katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.